değerli kardeşlerimiz. Sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Sadece görmesi olanlar Kur'an'ın mucizeliğini nasıl anlar? Yani Kur'an-ı Kerim'i mucizedir her yönüyle. Birçok yönden mucizedir. Ve her insan tabakasına, her ilim ehline Kur'an mucizelini gösterir diyoruz. Ancak bir kısım insanlar eğer kulakları da duymuyorsa bir adamın, sadece gözleri görüyorsa, ve anlama özelliği de yoksa Arapça ibareleri de bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim'in manasından da haberdar değilse o insan o Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini acaba anlayabilir mi? Allah'ın kelamı olduğunu, insan eli karışmadığını ve ezeli ebedi olan bir zatın fermanı olduğunu anlayabilir mi şeklinde e, soruyu böyle geniş olarak anlıyoruz ve sorunun cevabını vermek için Kur'an mushafını ellerimize almamızı ve onun üzerinden bu sorunun cevabını araştırmaya çalışmamızı teklif ediyoruz. Tevafuklu Kur'an diye basılan bir Kur'an-ı Kerim var. Her yerde bütün matbaalarda bulmak mümkündür. Yayın evlerinde İslami kitapları satan yayın evlerinde vardır tevafuklu Kur'an. Hatta internetten cep telefonlarına indirilmiş programlardan da bunları bulmak mümkündür. Şimdi orada baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bir sayfasını açalım. Ve orada bakalım ki Allah lafzayı celalleri öyle mükemmel dizilmiştir ki insanın iradesiyle, düşünüşüyle yapması mümkün değil. Zaten bu özellik 20. 19. 20. asırda ortaya çıkmış bir özelliktir. Yani daha önceki dönemlerde insanlar bu özelliğin farkında değillerdi. Ama bu asırdaki insanlar ben gözümle görmediğime inanmam diyorlar. Eski asırlarda böyle bir şey yoktu. Akılcılık adıyla pozitivizm düşüncesi e, ifadesiyle insanlar diyorlar ki ben gözümle görmediğim inanma Aslında gözle görmediği çok şey inanıyor da. Ama böyle diyorlar. Allah bu asrın insanlarına gözleriyle göreceği şekilde Kur'an'ın mucizeliğini de ortaya çıkarmış ilhamen. Gerçekten Kaysade Hafız Osman Efendi'nin tanzim ve tertip ettiği 19. asırda tertip etmiş. Onun tertip ettiği sisteme baktığımızda 20. asırda Bediüzzaman Hazretleri'nin de o tertibe göre keşfettiği bir sistemi gözümüzle görüyoruz. Nedir o? Allah lafzayı celalleri öyle mükemmel dizayn edilmiş, dizilmiş ki alt alta, yan yana, arka taraflarına bakıyorsunuz sır sırta. Bunları Kur'an-ı Kerim'in her sayfasında görmek mümkündür. Bundan başka birkaç daha örnek vermek istiyoruz. Mesela Kehf suresinde ve saminhum kelbuhum. O mağarada uyuyanlar, yedi uyurlar diye bugün ifade edilen Asabı Kehf dediğimiz mağarada yedi uyuyanların sekizincisi köpekleridir. Onlar sekiz tanedir. Yedisi insan, sekizincileri onların köpekleri. Bu ayette Kehf suresinde geçen sekizincileri köpekleri de ifadesi Kehf suresinde geçiyor. Ancak Fatır suresi ta onlarca sure sonra orada da kıtmir ifadesi geçer. Eğer Kehf suresinde geçen kelbuhum ifadesinin sayfa delinse en altta bakılsa ki Fatır suresinde geçen kıtmir kelimesiyle az bir kayma ile neredeyse üzerine basıyor. Yani onların köpeğinin adının Kıtmir olduğu onlarca sayfa sonra geçen yerde buradaki geçen köpek kelimesiyle tam tevafuk ediyor ve isminin Kıtmir olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani sadece gözü olan bir insan bile bu özelliği görmek suretiyle onun mucizeliğine bir parça hissedebilir, anlayabilir. Yine Yasin Suresi'nde geçen muhtarun onlar Hazır bulundururlar, oraya getirirler anlamındaki muhtarun kelimesi birbiri üstüne geliyor. Bakılabilir. Yine Saffat suresinde muhtarun ve muhtarin kelimeleri aynı manaya geliyor bunlar. Orada da yine onları birbirlerine bakıyor. Biri delinse öteki az bir kayma ile neredeyse onun üzerine vuracak, mühür basacak. Yine bununla ilgili bir örnek daha verelim. Kur'an-ı Kerim'de mesna ikişer demek üç yerde geçiyor. İki tanesi biri biri üstüne geliyor. Dolayısıyla bunlar birbirlerine bakıyorlar. Bu açıdan bakıldığında anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'de gerek Allah lafzayı celallerinin, gerek Rab isimlerinin, gerekse burada verdiğimiz örnekler ve benzeri yüzlerce örnekler gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim'in harika ve mucize olduğunu ilmiyle, dinlemesiyle anlama özelliği olmayan ve sadece gözü olan ve sadece görme yeteneği olan insanlara bile Kur'an-ı Kerim mucizeliğini, harikalığını, insan eli karışmadığını, ezeli ve ebedi olan bir zatın eseri olduğunu anlar inşallah. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in baştan sona tertibini Allahu Teala peygamberimize bildirmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü da ashabına emrederek öyle dizayn edilmiş. Yani Fatiha suresi en başta olacak. Bakara Suresi ondan sonra gelecek. Sonra Alimran gelecek. En sonda İhlas, Felak Suresi, Nas Suresi olacak diye tertibini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emriyle sahabelerine yaptırmış. Ve öyle Kur'an yazılmış, ezberlenmiş ve muhafaza edilmiş. Bugün elimizde bulunan mushaflar da ilham-ı ilahi ile ihsan edildiğinden ve bu tertip haline getirildiğinden bu durum tek başına... Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu, insanın eli karışmadığını, sadece gözler olan insanlara bile mucizelerini ispat ettiğini anlamak için Allah'ın bir ihsan olarak ikram edilmiş ve ihsan edilmiş. Cenab-ı Hak bu güzellikleri görmeyi ve diğer insanlara da göstermeyi nasip eylesin.